Bu anlatacaklarım gerçekten yaşandı mı? Bu şehrin hikayesi diğer her yerden çok mu farklı? Kayboldu, unutuldu. Antik medeniyetlerden sonra Türklerin evi oldu. Tam kimsesiz ve sessiz kalmış derken hikayesi İncil'de ve Kur'an'da yeniden dirildi. Ve biz burayı gün yüzüne çıkarıyoruz. Kim bilir kaç gezgin bu şehre aşık oldu? Sokakları kimlerin kahkahalarıyla, hangi ölümün acı ağıtlarıyla yankılandı? Artık bir masaldan ötesi değil. Ama size eski diyarların en merak edilen şehirlerinden birinin kapısını açıyorum. Efes. Efes'in geçmişi M.Ö. 6000'li yıllara kadar uzansa da Hititler sayesinde bir metropole dönüşmüş, sonrasında ise Yunanistan'dan gelen göçlerle büyümüştür. Süreç içerisinde defalarca yıkılmış, yer değiştirmiş, son olarak Büyük İskender'in komutanları tarafından bugünkü konumuna taşınmıştır. Son Mısır firavunu Kleopatra'nın burada bir cinayet işlediği, İsa peygamberin annesi Meryem'in burada öldüğü, İncil'in önemli bir bölümünün burada yazıldığı, Kur'an'da da bahsedilen Ashab-ı Kehf, diğer adıyla yedi uyuyanların Efes'te yaşadığı anlatılır. Ayrıca dünyanın yedi harikasından biri de oradadır. Merak etmeyin, daha birçok şaşırtıcı olayı tek tek konuşacağız. Ama önce hadi şehri biraz tanıyalım. Şu görkemli tiyatroya bir bakın. Burası antik çağın bilinen en büyük tiyatrosu. Tam 25 bin kişilik. Burada zaman zaman tiyatro oyunları, gösteriler, siyasi toplantılar, mitingler, bazen de küçük çaplı gladyatör dövüşleri yapılırdı. Kim bilir kaç cesur gladyatör seyircilerin alkışlarıyla burada öldü. Burasıysa Selsus Kütüphanesi. Girişindeki kadın heykellerini gördünüz mü? Bu dört kadın heykeli bilgelik, erdem, kader ve bilginin sembolü. Evet, şimdi biraz süslü ama boş bir beton yığını olarak görülebilir. Ama zamanında burada tam 14 bin kitap vardı. Kim bilir binlerce yıl önce hangi filozoflar burada tartıştı? Hukukçular, öğrenciler buradaki kitapları karıştırdı. Ancak öylesine üzücü bir durum var ki insanın canını yakıyor dostlar. Efes'te gördüğünüz heykel ve eserlerin çoğu replika, yani taklit. Orijinalleri ise Viyana Müzesi'nde sergileniyor. Çünkü 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit'in İmparator Franz Joseph'e hediyesi olarak resmi izinle Efes'teki birçok heykel ve eser Viyana'ya götürülmüş ve günümüzde de orada sergileniyor. Efes antik şehri özellikle Hristiyanlar için büyük bir öneme sahip. Bunun nedeni İsa peygamberin annesi olan Hazreti Meryem'in hayatının son yıllarını burada geçirdiğine inanılmasıyla ilgili. Olay şöyledir. İsa peygamber Kudüs'te Yahudiler tarafından tutuklatılıp Romalı yöneticiler tarafından da çarmıha gerilip idam edilirken annesi Meryem'i en sevdiği havarisi olan Yuhanna'ya emanet eder. İncil'de çarmıhtaki İsa'nın sözü, "Ey kadın, işte oğlun, ey adam, işte annen" şeklinde aktarılır. Yuhanna ve Meryem bir süre Kudüs'te kaldıktan sonra artık oradan gitme vaktinin geldiğini anlar ve bugün Selçuk ilçemizde bulunan Efes şehrine gelirler. Efes dönemin dünyasının en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. Halkı ise pagan inanışlara sahiptir ve Yunan tanrılarına tapınmaktadır. Ayrıca azımsanmayacak bir de Yahudi nüfus vardır. Birkaç havarinin gelmesiyle gizli şekilde Hristiyanlık burada da yayılmaya başlar. Meryem'in Efes'teki günlerine dair net bilgiye sahip değiliz. Ancak bugün Efes şehrinin yakınındaki Bülbül Dağı'nda ormanın içinde inzivaya çekildiği ve ömrünün son yıllarını burada ibadetle geçirdiğine inanılan Meryem Ana evi ve kilisesi vardır. Birçok Hristiyan buraya gelerek hac vazifesini yerine getirdiğine inanır. Hatta papalar bile zaman zaman buraya gelerek ibadet ederler.
acaba İncil'de ve Kur'an'da adı geçen Hazreti Meryem gerçekten de Efes'te yaşamış ve ölmüş müdür? Havari Yuhanna ise Hristiyanlığı yayma çalışmalarından dolayı defalarca tutuklanmış, işkence görmüş, suikaste uğramış, sürgüne gönderilmiş, ancak daha sonra yeniden Efes'e dönmüş ve burada İncil'in 4 bölümünden biri olan Yuhanna İncil'ini yazmıştır. Sonunda da 100 yaşında ölmüştür. Bugün Selçuk Kalesi'nin yakınında onun adına yapılmış olan Sercan Bazilikası hala ziyaret edilebilir. Ama durun, Efes'in gizemli dünyasına henüz giriyoruz. Kur'an'da Ashab-ı Kehf olarak bilinen ve 7 uyuyanlar efsanesi olarak anlatıla gelen olayın yaşandığı iddia edilen yerlerden biri de Efes'tir. Efsaneye göre şehrin ileri gelen ailelerinden sayısı Kur'an'da belirtilmemekle birlikte çeşitli kaynaklarda 7 olduğu söylenen gençler pagan inanışlardan ayrılarak Hristiyanlığı benimser ve haklarında ölüm cezası verilir. Bunun üzerine onlar yanlarına Kıtmir isimli köpeği de alarak şehirden kaçıp bir mağaraya sığınır. Mağarada da üzerlerine ağır bir uyku çöker. Uyandıklarında ise içlerinden biri yiyecek bir şey almak ve haber edinmek için şehre gider. Ancak fark ettikleri şey korkunçtur. Çünkü bu gençler yüzlerce yıl uyumuştur. Eğer çöpten başka bir şey görebilirseniz, Efes şehrinin yakınlarındaki 7 uyuyanlar mağarasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Tarsus'ta ve Nahçıvan'da da 7 uyuyanlar mağarası mevcuttur. Hangisinin gerçek olduğu kesin değildir. Ancak Efes şehrinin hem Hristiyanlar hem de paganlar için büyük bir öneme sahip olması ve İncil'de de adının geçiyor oluşu olayın burada yaşandığı ihtimalini güçlendiriyor. Çünkü burada tarihin en önemli pagan tapınaklarından biri var. Hem de bugün dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı. Anadolu'nun ana tanrıçası olarak bilinen Kibele, Efes şehrinde Artemis olarak şekillenmiştir. Ve antik dünyanın 7 harikasını belirleyen Sidonlu Antipater, tapınakla ilgili şu satırları yazmıştır. Mağrur Babil'in üzerinde savaş arabaları için yol olan duvarlarını ve Alpheus'taki Zeus heykelini, asma bahçelerini gördüm. Ve güneşin kolosusunu, yüksek piramitlerin devasa işçiliğini ve Mausolos'un engin mezarını. Ama Artemis'in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklığını kaybetti ve dedim ki, işte Olimpos'un dışında güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı. Tapınağın ancak zemin kalıntıları bugün yerinde duruyor. O yıllarda Anadolu'nun her yerinden gelen paganlar tapınağı ziyaret eder ve haç vazifelerini yerine getirirdi. İslamiyet için Mekke ne kadar önemliyse Hristiyanlık öncesi paganlar için Artemis Tapınağı da o kadar önemlidir. Hatta İncil'de anlatılanlara göre pagan heykelleri yapan bir gümüşçü Hristiyanlığın yayılmaya başladığını görür ve bu duruma karşı Efes'te bir isyan başlatır. Şu anda gördüğünüz büyük tiyatroda binlerce kişi toplanır. İsyancı Hristiyanlıkla Artemis Tapınağı'nın önemini kaybedeceğini, bunun da şehrin ekonomisini çökerteceğini söyleyerek Efes'teki Hristiyanların büyük bölümünün kovulmasını sağlar. İsyanı başlatan kişinin sözleri İncil'de şöyle geçmektedir. Ey Efesliler! Efes kentinin, Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Demek ki Artemis Tapınağı'nda bir de fazladan göktaşı bulunmaktaydı. Yahut bir ihtimal Artemis Tapınağı bu göktaşının düştüğü yere yapılmıştı. Efeslilerin bu tanrıçaya böylesine kutsiyet ve tapınma gücü bahşetmesinin temelindeki sebep, belki de bu taşın gökten geldiğinin somut olarak bilinmesidir. Düşünsenize, 2000 yıl önce gökten bir cisim düşüyor Efes'e. Ne yapardınız? Bence onların yaptığını yapardık. Bu şehre gelen en önemli isimlerden biri de tarihteki en büyük 3 askeri dehadan biri olarak kabul edilen Büyük İskender.
Büyük İskender Persleri yenerek Anadolu'daki şehirleri bir bir düşürmüş ve Efes'e gelmiştir. Kendi doğumunda Artemis'in ebelik yaptığına inandığı için Artemis Tapınağı'nda şölen düzenletir ve tapınağın bütün masraflarını karşılamak ister. Ancak tek bir şartı vardır. Yaptığı bu iyiliğin tapınak üzerine yazılması. Efesliler bu isteği kabul etmez. Bir iyilik yapılacaksa bunun karşılığının beklenmemesi gerektiğini düşünürler. Öte yandan İskender'in teklifini de reddetmek kolay değildir ve kendisine gayet politik bir yanıt verirler. Nasıl olur da bir tanrı başka bir tanrıya tapınak yaptırabilir? Büyük İskender bu cevap üzerine Efeslilerin daha önce Perslere verdiği vergiyi kaldırır ve bu paranın tapınak için harcanmasını ister, sonra da şehirden ayrılır. Efes parlak günlerinde 200 binden fazla insanın yaşadığı, rengarenk sokakları, sayısız eğlenceleriyle kusursuz bir liman şehriydi. Bakın, binlerce yıl öncesinin toplu tuvaletleri. Bu tuvaletler aynı zamanda sosyalleşme mekanlarından biriydi. Sürekli akan suyla temizlik imkanı bulan halk, tuvalete oturduklarında birbirleriyle uzun sohbetlere dalardı. Burası ise Efes'in yamaç evler olarak bilinen ve şehrin zenginlerinin yaşadığı bölüm. Her birinde alttan ısıtmalı kalorifer sistemi ve hamam mevcut. Duvarlar süslemelerle kaplı. Ancak burayı gezmek pek de kolay değil. Çünkü müze kartı olmayanlar için 2023 itibariyle Efes'e giriş ücreti 400 lira ve içeride de müze kartı geçmeyen yamaç evleri görmek isterseniz kişi başı 170 lira ödemeniz gerekiyor. Euro kazanan Avrupalılar için bu rakamlar çok düşük olabilir. Ancak Türkiye'de ocak söndürür. Şimdi gelelim güzel bir konuya daha. Efes şehri dünya gladyatörlük tarihi açısından kusursuz bir değere sahip. Çünkü dünyadaki en önemli gladyatör mezarlarından bazıları burada. Bunların önemi çok iyi korunmuş olmaları. Şimdi şaşırmaya hazır olun. Her an yaralanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya olan gladyatörler için en önemli şey beden sağlıkları ve zinde olmalarıydı. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Efes gladyatörlerinin kemikleri üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun vejeteryan olduğu ortaya çıktı. Gladyatör kemiklerinin incelenmesi sonucunda tahıl bazlı beslendikleri, çoğunlukla et tüketmedikleri ve bitki küllerinden yapılan bir içecek içtikleri tespit edildi. Viyana Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Fabian Kanz, bitki küllerinden yapılan içecek, fiziksel yorgunluk sonrası bedenin güçlenmesi ve kemiklerin iyileşmesine katkıda bulunuyordu, diyor. Spor temelli yaşayan gladyatörlerin daha çok et ve süt ürünü tüketeceğini düşünmüştünüz değil mi? Ayrıca bakın, bu tanrıça Nike kabartması. O zafer tanrıçasıdır ve hızlı koşma, uçma gibi yeteneklere sahiptir. Evet, günümüzdeki ünlü spor markası Nike adını buradan almıştır. Bu arada şu ayak izini ve yüz figürünü de gözünüzden kaçırmayın. Bu, tarihin ilk reklam panolarından biridir. Ayak izinin yanında bir de kadın yüzü var. Bu reklam, tahminlere göre şehirdeki genel evin yerini gösteriyor. Celsus Kütüphanesi'nin tam karşısında birkaç genel ev bulunmaktaydı. Buralar şehirdeki erkeklerin sıklıkla ziyaret ettikleri yerlerden biriymiş. Aynı zamanda kütüphane ile genel evleri birbirine bağlayan yeraltı geçitleri bulunurmuş. Yani Efes'in çapkın erkekleri, eşleri ya da sevgililerine kütüphaneye gittiklerini söyleyerek bu geçitten genel evlere giderlermiş. Vay çapkınlar! Şimdi yine ilginç bir konu daha. Efes'in ortasında süslü bir mezarda bir zamanlar kafatası ortadan kaybolan bir kadın iskeleti bulunurdu. Geçtiğimiz yıllarda Dr. Hector mezara yeniden girdi ve kafatasının önceden çekilmiş fotoğraflarını da uzman ekiplerle inceleyerek kadının siyahi olduğunu ortaya çıkardı. Daha da ilginci, mezarda yapılan çalışmalar bu kadının Kleopatra'nın Efes'te öldürttüğü kız kardeşi olduğunu büyük ölçüde kesinleştirdi.
yani Mısır'ın son firavunu olan Kleopatra'nın aynı baba ve farklı annelerden olan kız kardeşi Afrikalı bir siyahiydi. Anlıyoruz ki Kleopatra'nın hanedanı olan Ptolemiler Yunan kökenli olsalar da orada zaman içerisinde melezleşmişlerdi. Bunun Hollywood sektörüne ve tarihe yaklaşımda nasıl bir çağ açacağını düşündünüz mü? Efes binlerce yıl boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak kalmış, birçok tarihi olaya ve maceraya ev sahipliği yapmıştır. Zaman içerisinde Menderes Nehri'nin alivyonlarıyla şehrin limanı dolmuş, sonrasında Güney İskandinavya'dan gelen Got kabileleri şehri işgal etmiş, ardından Araplar bölgeyi ele geçirmiş ve gittikçe gücünü, önemini yitirmiştir. Son olarak Aydınoğulları Beyliği'nin bölgeyi almasıyla Türk hakimiyeti kalıcı olarak kurulmuştur. Bu şehrin önemi tüm antik kentlerden öte boyuttadır. Aslında o kadar büyüktür ki tüm bu kazılara ve çalışmalara rağmen ancak %25'lik bir bölümü ortaya çıkarılabilmiş. Ancak buna rağmen her geçen gün yeni bölgeler ortaya çıkarılıyor ve Anadolu'nun kadim geçmişine ışık tutuyor. Bir gün yolunuz bu kudretli şehre düşerse beni de hatırlayın. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve ekranda gördüğünüz Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.